Adamın kapısına gitsen mesela der ki, Şivrilik, dayı şuradan bir git ya der. Şivrilik Konya'ya ait bir özellik, sadece Türkiye'de. Ben Konya'dayım, 7 yıldır ben buradayım. Konya'dayım yani. Ben ilk defa burada gördüm yani. Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde Konya'ya özgü olan Şivrilik geleneğine bir hafta kaldı. Bizler de Rapor Sokak'ta ekip olarak vatandaşlara Şivrilik hakkında ne düşünüyorsunuz ve önemi nedir diye sorduk. Buyurun izleyelim. Ya Şivrilik insanların bir araya gelmesi. Kardeşliği, dostluğu, arkadaşlığı. Yani eski günlerimiz kalmadı, artık o yok. Ama eskiden çok güzel günlerimiz vardı. İnsanlar birbirlerini seveceğini vardı, sevgi vardı, saygı vardı ama şimdi onları kaybettik artık. Bizim zamanımızda kadın, erkek, herkes bir aradaydı. Kardeş gibiydi, dost vardı. Yani başka bir şey yoktu. Herkes birbirlerine sohbet ederlerdi, muhabbet ederlerdi. Bitti artık o günler yani. Eskisi gibi değil artık. Şimdi insan insana saygısı kalmadı, güven kalmadı artık. Öyle bir toplumda yaşıyoruz ki aklımız ermiyor yani. Abi ben Konyalıyım ama Karapınarlıyım da bizim orada şey yok. Ben çocukluğumda Şivrilik şey bilmiyorum yani. Ben Konya'dayım, 7 yıldır ben buradayım. Konya'dayım yani. Ben ilk defa burada gördüm yani Şivrilik. Çocuklar kapıya gelince o gün yani sanki bayram gibi bir sevinç var. Çocukları sevindiriyoruz biz. Şeker falan veriyoruz abi. Adetlere uyuyoruz ama benim çocukluğumda bizim orada Şivrilik yok. Bu Konya'ya has bir şey galiba. Ben Karapınarlıyım. Tabii güzel bir şey tabii yani. Güzel bir şey tabii. Çocuklar seviniyor. Bir şey oluyor tabii. Heyecan geliyor. Ramazan'ın başlangıcı tabii ki güzel bir şey ama benim çocukluğumda bizim oralarda yok. Ben Karapınarlıyım. Bizim köylerde falan biz çocukluğumuzda öyle şey görmedik. Biz Ramazanlarda, bayramlarda çocukluğumuzda gezerdik. Herkesin kapı kapı gezerdik köylerde. Komşuları, köyleri. O zaman toplardık şeker, bayramlarını kutlardık. Bu şekilde yani. Yani Şivrilik sadece Konya'ya özgü bir şey. Normal yani başka şehirlerde yok. Hani küçük çocuklar böyle sabahın erken saatinde kalkıyor. Hani hem dini açıdan hem de normal açıdan hani şeker topluyorlar. İşte büyüklerinin işte bayramını kutluyorlar. Bu yani. Yani ufak çocukları sevindirmek. Yani hem de dinimize şey olan, yeri olan. Sabah çocuğu zaten arkadaşım dediği gibi erken saatte kalkıp. Ben küçükken biz de öyleydi zaten. Sabah namazı falan kalkıp topla giderken. Fenerbahçe olsun, ikisi de olsun yani fark eden bir şey yok. Yani din açımızdan güzel bir şey yani. Şivriliğin önemi eskilerimizden beri adetimizde olan bir şey. Tabii bunu sürdürmek de bizim en doğal hakkımız. Tabii eskisi gibi sürdüren de yok ki maalesef. Kapılarını açmayanlar, çocuklara şivriliği vermeyenler. Şimdiki zamanla benim zamanımdaki şivriliğin farkı çok. Yani bir eski zamanın bir şenliği vardı, mutluluğu vardı. Şimdi o mutluluk yok yani. Yok, normal sıradan bir gün gibi. Aynı. Şivrilik şeker bayramı diyebiliyorum. Zaten öyle olması da gerekiyor. Hani bunun bir dinle ilişkili bir bayram olarak dikte edilmemesi lazım. Yani kısaca şeker bayramı. Çok katıldım da şimdi hala da katılmak istiyorum. Ama katılamıyorum hani 1.85'im 90 kiloyum nereye katılayım, anlatabildim mi? Adamın kapısına gitsem mesela der ki Şivrilik, dayı şuradan bir git ya der. Yok yani katılan yok. Neden derseniz hani dünya modernleşiyor. Modernleştiğine göre hani nasıl diyeyim? İnsanlar, çocuklar telefonla, tabletle başlıyor hayata. Bu çocuğa sen Şivriliği ya da Şivriliğin ne olduğunu, ne yapması gerektiğini öğretemezsin. Öğretsen bile bir toplaşma lazım. Arkadaşlarıyla işte haberleşip gitmesi lazım. Bu da imkansız yani. Adam çocuk, küçücük çocuk telefonundan işte kanka Şivriliğe çıkalım falan demez. Atıyorum Minecraft oynayalım, İşte CS'ye girelim falan der en fazla. Şivrilik Konya'ya ait bir özellik, sadece Türkiye'de. Biz çocukluğumuzda torbalar elimize alırdık, büyüklerin evlerine giderdik. Herkesten Şivrilik alırdık, para alırdık. Kaynaşmayı sağlıyor. Yani bir kaynaşma oluyor yani. Bence öyle düşünüyorum yani. Aynı ya. Aynı yani. Aynen aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Peki, teşekkür ederim.